Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar direkt konuya girelim. Yunanistan, bakın özellikle hep söylüyoruz, hep söyleyeceğiz. Ee, ana akım medya her ne kadar yeni, yeni verdiyse de bu girit hususu çok çok önem teşkil ediyor. Yunan medyasında özellikle sürekli bu girit hususu konuşuluyor. Bakın Yunanistan... Yani Türkiye'nin Libya ile yaptığı o hidrokarbon anlaşması, deniz yetki anlaşmasını baltalamak için bu anlaşmayı geçersiz kılmak için elinden geleni yapıyor. Ve şimdi de çok skandal bir karara imza attı Yunanistan. Bunu da buradan söyleyelim. Girit'in güneyinde Navtex ilan etti. Ve Navtex ilan ettiği bölge Libya mebini de içeren bir bölge. Şimdi direkt Libya münasır ekonomik bölgesine deyim yerinde ise amiyane tabirle bir tacizde bulunuyor. Çok net. Bunu bir kere görmemiz lazım. Bu kabul edilebilir bir husus değil. Yani bunu Türkiye söylediği zaman da çıkıyor efendim Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Niko Dendias diyor ki Türkler çok saldırganca davranıyor. Türkler şöyle bir, e, ne yapalım kardeşim? Yani bizim deniz yetki alanımızda haksız ve hukuksuz bir şekilde üstelik kendine koruma kalkanı sağlamak adına Amerika'nın en önemli enerji şirketlerinden biri olan Exxon Mobil'le ile beraber burada efendim sondaj çalışmaları yap. Evet Türkiye buna sessiz kalsın. Sessiz kalmıyor sevgili dostlar. Sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çok önemli bir açıklama yaptı. Bölgeye çok önemli bir sondaj gemimiz var biliyorsunuz. Abdülhamit Han. Abdülhamit Han gemisini şu anda bölgeye göndermeye hazırlanıyor Türkiye. Çok önemli. Yunanistan bunu bir tehdit olarak algılıyor. Ankara, Yunanistan arasında, Ankara-Atina arasında bir kriz olarak başlıklarını atıyorlar ki istediklerini yazsınlar. Türkiye bu anlamda haklarını ne Yunanistan'a ne de Amerika Birleşik Devletleri'ne kaptırmayacak. Ve öyle bir yer oluyor ki bakın şimdi Doğu Akdeniz'de iki ayrı bölgede e, faaliyete geçeceğini söyledi Sayın Enerji Bakanı Fatih Dönmez e, Abdülhamit Han gemisinin. Bu iki ayrı enerji e, bu iki ayrı bölgedeki faaliyet de önemli. Hangi bölgeler? Bir tarafta Kıbrıs MEB'i, diğer tarafta da bu işte Yunanistan'ın güya kapsayan aslında hiçbir şekilde kapsamayan bizim kendi deniz yetki Alanının çerçevemizde yapacağımız yer, bölge. Şimdi burada yapacağımız adımlar Yunanistan'ı da Çile'den çıkarmaya devam ediyor. Vallahi istedikleri kadar Çile'den çıksınlar. Sevgili dostlar şunu görmemiz lazım. Türkiye bu adımları atmazsa asıl sıkıntı olur. Yarın öbür gün bakın Yunanistan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlamış durumda. Nedir bu cumhurbaşkanlığı Yunanistan'ın hazırladığı kararname? Girit'in güneyinde kara sularını 12 mile çıkarma kararı. Yani bunu sadece söylenme geçiştirirsek veya yapamaz. Haksız, hukuksuz Yunanistan böyle bir şey nasıl yapıyor falan istediğin kadar söyle. Eğer bunu yaparsa karşıt bir hamle yapmadığın sürece yarın öbür gün Doğu Akdeniz'de bırakın kazanımları. Ege'de bile bunlar burnumuzun dibine gelip Navtex ilan edip ardından da efendim 6 mil şeyini 7 mile 8-9 mile çıkartır. 1 mil dahi çıkarsa savaş sebebi. Sadece 12 mil değil. 1 mil dahi çıkarsa savaş sebebidir. Yani özellikle casus belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aldığımız kararlar var. Bunlara değinerek Dışişleri Bakanı uluslararası arenada da sürekli uluslararası anlaşmalar üzerinden bunu anlatıyor. Yani çok çok önemli bu. Hem Lozan Anlaşması hem Paris Anlaşması'na aykırı davranıyor Yunanistan. Bunu her fırsatta Türkiye kendi haklarını özellikle saklı tutarak bunu anlatıyor ama Yunanistan'da çok büyük bir hoyratlık var. Tabi bu hoyratlığın sebebi de arkasındaki güçler. Efendim Yunanistan biliyorsunuz bir piyon. Yani tasması Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde havla diyor havlıyor sus diyor susuyor. Böyle yani kusur, kimse kusura bakmasın yani. Yani bu çok net. Bu çok net. Bu kadar çok piyon olursan yarın öbür gün seni bu şekilde piyon olarak efendim kullananlar gerekirse feda eder. O zaman Yunanistan'ın maalesef ee, aklı başı gelse de bazı şeyleri geri çeviremez O yüzden hala fırsat varken bu Amerika'nın kayına binip de Türkiye karşıtlığını Yunanistan durdurmalı Çünkü çok büyük bir çatışmaya doğru gidiyor bu iş bakın ekonomistin örnek verelim çatışma demişken e, The ekonomist var biliyorsunuz önemli dergi e, bazı sembollerle veya işte Efendim e, yaptıkları o kapaklarla mesajlar veriyorlar dünyada şimdi bu ekonomistin 2023'te olası 10 maddelik bir takım yayınladığı Efendim hususlar var bu hususların 5 maddesinde olası Türk Yunan savaşına efendim ışık tutan bir takım yazı var. Ne diyor biliyor musunuz? Bakın 2023'ün 10 tahmin yaşanması muhtemel olayları sıraladığı yerde 5. maddede Türkiye'nin Yunanistan'a müdahale detayı çok çok önemli. Diyor ki Türkiye Yunanistan'a müdahale edebilir. Yani bu kadar çok Yunanistan bizi deyim yerindeyse yani bam telimize dokunarak milli güvenliğimize veya mavi vatanımıza bu tarz tacizlerde bulunarak sürekli bizi kışkırtması neticesinde Türkiye bu anlamda kendi haklarını korumak adına altını çiziyorum. Bir müdahalede bulun ne yapacak Yunanistan? Hemen efendim e, şey oynayacak. Mağduru oynayacak. Avrupa Birliği abisi zaten hemen sıvazlar arkasını. E, uluslararası kuruluşlar onlardan yana. Görüyoruz yani öyle. Ben bu uluslararası kuruluşların hiç yani bir ne bileyim Filistin'den yana olduğunu görmedim. Türkiye'den yana olduğunu görmedim. İran'dan yana olduğunu görmedim. Rusya'dan yana olduğunu görmedim. Azerbaycan'dan yana olduğunu görmedim. Karabağ olayları önümüzdeydi. Bu uluslararası kuruluş, bu hukuk falan vesaire bunlar kimden yana ya? Bunlar onlardan yana. Onları çıkartanlardan yana. Hani dünya beşten büyüktür dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı. Ne kadar önemli hususların da yaş husus baktığımızda bu olaylarda aslında Cumhurbaşkanı ne demek istediğini daha iyi ve anlıyoruz. O dünya 5'ten büyüktür. O 5 devlet istediği gibi efendim Birleşmiş Milletler'de bir karar alsın. Ne bileyim yani fakir bir devletle ilgili bir karar alınacak, bir şey yapacak. O 5 devletten bir tanesi veto etti mi kabul olmuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Dünya hakikaten 5'ten büyük. Yani 5 devletin bu anlamda dünyayı istediği gibi Birleşmiş Milletler'de istediği kararları aldırması kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye'de buna işaret ediyor. O yüzden yeni dünya düzeninin kodlarında bakın ne Birleşmiş Milletler ne de diğerleri heps Yeni dünya Asya'dan ve Avrasya'dan yükseliyor. Bu güç dengeleri buradaki bölge ülkelerinin de hem enerji kaynakları hem ticaret hacimlerinin genişlemesi, bölgede özellikle Çin'in bir yol bir kuşak projesinde bölgeleri kalkındırması neticesinde Atlantik Bilo ve Batı'da büyük çöküşler yaşanacak. Bunların hepsini göreceğiz. Bunlar bir kehanet değil. Olması muhtemel ve olacak olaylar içinde geçiyor. Nitekim ekonomistin efendim bu 10 maddelik hususunda 5. maddede bize dikkat çekiyor ama bir maddesinde de e, Amerika bölünmüş, aynen şöyle yazıyor, bölünmüş. Amerika Devletleri. Amerika'nın da bölüneceğinden bahsediyor. Bu hususları da iyi görmek lazım. Şimdi sahada Girit'te özellikle Girit bölgesinde sahada Türkiye ile Yunanistan'dan çok Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya olacak gibi. Neden? Çünkü Exxon Mobil Amerikan şirketi, Amerikan bandırılı gemi, oradaki sondaj gemisi Sanko Swift gemisiyle bizim Abdülhamit Han gemisi karşı karşıya gelecek. Şimdi Yunanistan o kadar çok kurnaz politikalar yapmaya çalışıyor ki Türkiye'yi Amerika ile bak diyor ki Türkiye'ye ben burada diyor yalnız değilim. Amerika ile beraber diyor ben bu aramaları yapıyorum hidrokarbon vesaire enerji aramalarını. E yalnız değilim diyor. Türkiye burada diyor ki Amerikan yanımda. Türkiye'de ister Amerika bayrağı olsun orada ister Yunanistan bayrağı aslanlar gibi haklarını korumak adına Abdülhamit Han gemisini bölgeye gönderiyor. Bakalım neler olacak. Bunu çok büyük bir tehdit olarak algılıyor Yunanistan. Yunan basında bunu söylüyor ama bu tehdidin boyutu ve zamanıyla alakalı çok ilginç bir tarif veriyor Yunanistan. Bakın Yunanistan veriyor bu tarihi altını çizeyim. Benim verdiğim bir tarih değil. Yunan basını diyor ki e, skandal bir öngörüde bulunuyor. Yunan kurmayları yakın gelecekte muhtemelen Kardak krizinin yıl dönümüne yakın yani Kardak krizi ne zaman? 25 Aralık. 25 Aralık'a yakın diyor veya 25 Aralık'ta veya 25 Aralık'tan hemen sonra daha büyük bir Türk-Yunan krizine hazırlanıyor diyor. Yunan kurmayları buna hazırlanıyormuş. Ne zaman? Kardak krizinin yıl dönümünde. Yani 25 Aralık. Hemen ona yakın bir zaman. 22 Aralık olur. 23, 24, 25, 26. Bu tarihler önemli. Yunan basını söylüyor. Bak ben değil. Bazıları diyor tarih verdin. Kardeşim Yunan basının verdiği tarihi size aktarıyorum ya. Bu bizim ana akım medyada yok. Yani onu söyleyelim. Zaten orada olmayan bilgileri size vermeye çalışıyoruz. Türk-Yunan krizin azlanıyor demiştik. Bunun için diyor, devam ediyor Yunan basında çıkan o şeyde haberde. Bunun için Rafale savaş uçakları, Fransa'dan aldıkları uçaklar. Rafale savaş uçakları alındı ve Exocet, bakın çok önemli Exocet gemi savar füzelerinin ateşleme simülasyonuna başlandı. Yine devam ediyor Yunan basını. Eğer düğün bir noktaya gelirse olaylar Yunan silahlı kuvvetleri tüm olasılıklar için hazır bir stratejik silah sistemleri platformuna sahip olacak. Çok açık ve net bir şekilde Türk Yunan krizinin odak noktasını özellikle Girit merkezli olacağını söylüyor ve bununla Kardak krizinin yıl dönümünde patlak vereceği verebileceğini öngörüyor söylüyor. Yunan kurmayları böyle diyormuş. Bak çok önemli. Net yani bu önemli bilgiyi sizlerle özellikle e, paylaşmak istedim. Yani Girit konusunda sular iyice ısınıyor. Yani bu suların ısınması bir yerden sonra belli sular çağlanmadan durulmayacak. Bu çok net. Yani kimse şöyle bir şey algılamasın. Yani biz efendim savaş çırtkanlığı yapmıyoruz ama sular çağlanma da durulmaz Yani bu hususlar özellikle vuku bulabilir. Bunları bir kere altını çizelim. Ee, sevgili dostlar bakalım neler olacak. Önümüzdeki dönem gerçekten bizi e, çok büyük sınav bekliyor. Aslında bu sınav bakın hep söylüyorum Yunanistan Amerika için mayın eşeği Türkiye için bir sıçrama tahtası. Türkiye'ye tarih yeniden bir misyon yüklüyor. Bu misyon tecelli ettiğinde emin olun Yunanistan Türkiye için bir sıçrama tahtası olacak. Ve Yunanistan özellikle bu özelde Amerika'nın gazına gelip hareket eden Yunanistan çok ağır bedeller ödüyor. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.